diyoruz, kutluyoruz. Bu Türk'ün büyük zaferidir. Sadece Azerbaycan'ı gururlandırmakla kalmamıştır. Türkiye'yi de, Türk milletini de, bütün Türk dünyasında gururlandırmıştır. O bakımdan bu zaferin ve bu toprak bütünlüğünün sağlanmasının anlamı ziyadesiyle fazladır. Şimdi bununla birlikte bölgede Karabağ'ın ve işgal altındaki diğer toprakların kurtarılması neticesinde aslında Akdeniz'den bütün Orta Asya'ya kadar bir koridor oluşturuluyor. Bir koridor oluşturulmasına müthiş bir zemin sağlanıyor. Yani bütün Türk dünyasını Avrupa'ya, Afrika'ya ve Orta Doğu'ya bağlayan bir koridor oluşuyor. Şimdi bu koridorun oluşmasında elbette Azerbaycan kilit rolde. Türkiye'de deniz çıkışı olması yönüyle kilit rolde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de tek Türk dünyasının ada devleti olarak yeni bir Dubai'si olma potansiyeline sahip olarak çok önemli bir jeopolitik konumda. Şimdi Asya'nın ortasından Akdeniz'in ortasına kadar Türk dünyasını birbirine bağlayan bu koridorun en düğüm noktası Azerbaycan ve Zengezur koridoru. Şimdi bu koridorun hayata geçirilmesi son derece önemlidir. Bu sadece Azerbaycan'ın, Türkiye'nin menfaatine değildir. Batı dünyasında, Avrupa'nın da menfaatinedir. Diğer Türk devletlerinin de menfaatinedir. Cad Bey, O bakımdan, madem ki buyurun. siz bu hakta danıştınız, çok özür dilerim, sizin sözünüzü kestim. Fransa'nın təsirleri burada özünü əks etdirir. Bak, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın işbirliği var, biz bilirik, hem de təhlükəsizlik sayesinde. Faktik olarak Fransa ciddicilerle çalışır ki, burada vəziyyəti qeyri-stabil şəraitə getirip çıxarsın. Türkiye bu meseleye necə münasibət bəsləyir ve diğer taraftan da bizim səylərimiz onlara kifayet edecek ki, biz onların mənfi təsirlerini karşısına alaq. Tabii. Şimdi Fransa'da biliyorsunuz ciddi bir Ermeni nüfusu var. Ve Fransa'daki siyasetçiler bu Ermeni nüfusunun oyunu kazanmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Seçimlerde onların oyunu almak için. Dolayısıyla Ermenistan'la Fransa arasında çok ciddi bir tarihsel bağ var. Fransa her zaman, her daim Ermenistan'ı desteklemiş ve aynı zamanda da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak Azerbaycan aleyhine kararlar alınması için çok ciddi çaba sarf etmiştir. Bir de burada Fransa'nın tutumu aslında esasa müteallik değildir. Yani Fransa ne yaparsa yapsın Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin önüne geçemez. Zengezur koridorunun açılması, işletilmesi, Türk dünyasıyla bağlantı kurulmasında engelleyemez. Ermenistan'ı ne kadar desteklerlerse desteklesinler, buna ne kadar karşı çıkarlarsa çıksınlar, bunun önüne geçmeleri imkanı yok. Bir de çok önemli bir husus daha var aslında. Orta Doğu'yu Azerbaycan'a bağlayacak, Azerbaycan'dan da Türk dünyasına bağlayacak bir kalkınma yolu projesi var Türkiye'nin yürüttüğü, Irak'la birlikte. Basra Körfezi'nde, Körfez ülkeleri, Arap devletlerinin bütün mallarını Avrupa'ya, Orta Asya'ya, Türk dünyasına, Türk dünyasının bütün mallarını da Avrupa'ya ve Orta Doğu'ya taşıyacak bir kalkınma yolu projesi var. Kalkınma yolu projesiyle Zengezur koridoru birbiriyle birleştiği zaman aslında bütün jeopolitik denge değişecek. Elbette. Çok sağ olun. Yalnız Ben burada size teşekkürümü bildirem Cihat Bey. sağ olun, Yani sağ olun. siz Ben bizim çok teşekkür sualımızı ediyorum. canlandırdınız. Minnettarım ve tabii ki biz de çok ümitliyiz ki elə məhz Azerbaycan-Türkiye işbirliği de ilk növbədə bu orta dəhlizin açılmasının garantıdır ve biz en yakın zamanlarda onu artık hazır bir formada izlemeye imkan tapacağız. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.